Epilepsilerin sosyal hayata katılmasını tavsiye eder misiniz? Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Epilepsili olan kişiler eğer nöbetlerim görünmesin, kimse bilmesin, toplumdan beni dışlarlar diye kendini kenara alıp da topluma katılmazsa, yani asosyal olması durumunda bir süre sonra kendisini toplumdan izole ediyor, evden dışarıya çıkmamaya başlıyor, odaya kapatıyor ve bununla ilgili intiharlar bile gerçekleşebiliyor. Baktığımız zaman dünyada en fazla intiharların görüldüğü hastalıktır epilepsi hastasında. İşte biz bu hastalığın ölümlerle noktalanmaması için tam aksine bir şeyler yapabildiğini hissetmesi ve onun da topluma katılarak başka kişilere yardımcı olabilmesi bir süre sonra onun nöbetlerindeki azalmalara neden olabiliyor. Bizler epilepsiler olarak birçok kişiyi toplantılarımıza çağırdık, seminerlerimize davet ettik. Oraya gelen kişilerin bir süre sonra aramıza katıldığını, "Aa, sen yaptıysan ben de yaparım bunu." demeye başladıklarını ve iyileşmenin daha fazla olduğunu gözlemledik. Zaten bu gibi sosyal faaliyetler nöbetlerin azalmasına neden olan en büyük unsurların başında geliyor. Emin olun, bazı durumlarda ilaçtan bile daha etkili olabiliyor. Çünkü diğerinde kendini eve kapatıyor, kimse görmesin, kimse anlamasın psikolojisiyle kendini toplumdan dışlıyor. Böyle olduğu zaman da bir süre sonra nöbetlerde artış oluyor. Nöbetlerin artışıyla ilaçlar artıyor. İlaçların artışıyla halsizlikler, yorgunluk, uykusuzluk şeklinde yan etkiler ortaya çıkıyor. Bunların olmaması için bu kişilerin topluma kazandırılması, herhangi bir ücret olmasın, bir şey kazanmasın ama birkaç kişiye yardım ettiğini görmesi, birkaç kişiyle beraber aynı sorunu paylaşabilmesi, inanın o üzüntülerin bayağı azalmasına neden olacaktır. Onun için kesinlikle sosyal çalışmalara katılmalarını öneriyorum. Bizlerin yanına da gelebilirler. Her zaman bekliyoruz.